Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda PB'de yeni Sivayne %45 CDR build'imizi kasacağız. Buradan kozmik sezgi aldığımızda 45 CDR oluyor. Ayrıyetten Zhonya'yı çektiğimizde biliyorsunuz ki Zhonya'nın cooldown'ı 2 dakika ve biz bunu yaklaşık 60 saniyelere, 65 saniyelere kadar düşüreceğiz. Şuradaki usta avcı sayesinde ve bu sayede rakibimizi manyak bir şekilde kanserleyeceğiz. Bu değişen Sivayne gerçekten çok güçlü olmuş. Ben son 2-3 gündür falan bir test ediyorum böyle. En güzel gidebilecek ürün ve build'leri baya güzel abi. Eskisine nazaran daha fazla type kasabiliyorsunuz. Ve Kara Asat'la oynuyorum. Kara Asat'ı da çok fazla kasabiliyorsunuz gerçekten. Ve bu sayede orta oyunda, late game'de falan acayip güçleniyorsunuz. Yani 3-4 gün sonra Yama geliyor biliyorsunuz ki. 3-4 gün sonra eliniz yatkınsa falan spamlayın derim. Çok eğlenceli olmuş. Sürekli W'nuzu sağa sola atıp bir şeyler çıkartmanız, rakibinizi kanserlemeniz acayip tatlı olmuş abi. Ben bayağı bir keyif aldım gerçekten. Oynaması bir hayli eğlenceli burada. Kule bir tane vursa Ignite'ı salacaktım da vurmadı. Tekrar bir deneyelim bakalım. Şimdi Yasuo'yu korkutmak istemiyorum. Önce bir 2 olayım, öyle bir saldırayım falan mı yapsam yoksa direkt saldırsam mı? Hiç 2'yi de beklemedim. Direkt daldım aslında. Bu arada şöyle de bir şey var. Riot buff atmaya doymamış abi. Support'taki support eşyası var ya, onu da buff'lıyorlar. Hem AP değerleri hem de mana yenileme özelliği falan deli gibi bir buff yiyor. Direkt eşyanız o olsun derim. Targon falan çekmeyin abi. Ben bot lane'de o eşyayla da oynadım. Onun da videosunu çekerim. Hiç problem değil. Çok güçlenmiş gerçekten. Mana sıkıntısı yaşayanlar için çözüm olarak onu sunmuşlar. Bayağı iyi oldu. Ben bu kill'i almak istiyorum. Nice. İlk kan. Bu arada bu video içinde bir like atarsanız çok sevinirim abi. Hem bana hem de kanalın gelişmesine gerçekten büyük destek olmuş olursunuz. Tekrardan like istediğim için kusura bakmayın ama hatırlatmak da lazım. Belki unutanlar vardır. Bir like atarsanız çok sevinirim abi. Çok teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Böldüğüm için de üzgünüm. Şurada bir hareketlilik var. Lilia geldi. Çok iyi. Umarım duvar açmaz. E'yi kötü attım diyecektim. Çok fazla minyon var. Tamamdır, gayet güzel. İyi, buradan iyi çıktık yani. O kadar minyonun arasında savaşmak tabii yani böyle canımızın gitmesine mal oldu. Top lane'de bir hareketlilik var. Yasuo oraya devam etmek isterse yani olay çıkar. Bence etmemesi lazım. Çok güzel bu arada. Oo, W bekletiyorum çünkü kaçmasını istemem abi şu an için. Koydum. Hop, o kill bizde. Gayet iyi. Tamam, bunu Aatrox alabilir. Güzel. Ignite'ı salmak istemedim burada. Açgözlülüğe gerek yok. Bu Sivayne'i oynarken sürekli F tuşlarını kullanmaya özen gösterin şu şekilde. Her yeri görebilirsiniz abi. Çünkü W'nuzu çok fazla kullanmanız gerekiyor. Çok fazla ihtiyaç duyuyor takım. Bu da çok fazla öne geçiriyor Sivayne'i yani. Sağdan soldan Typh almak veya Kara Asat yükü almak acayip önemli. Bu arada o E'deyseydi kesmiştim. Oo, abarttık burayı. Birazcık sattım abi. Hop. Abi damage'i çok güzel değil mi? Büyük ihtimalle kestiler orada onu. Aynen. Bak, hem Typh'ımı aldım. Hem asist yaptık orada. Güzel de damage attı bu arada. Miss Fortune'un E'sinden sonra kullandım. Dojlamaya da fırsatı kalmadı. Böyle ufak tefek CC'lerden sonra kullanırsanız karşınızdaki oyuncu dojlamakta zorluk çeker. Daha rahat W tutturabilirsiniz. Bu da böyle ufak tavsiye olsun. Ha, bu flash'ı da atalım. Shutdown, nasıl shutdown verebiliyorsun sen ya? İnanılmaz. Bakın mesela top lane'deki base atıyor. Hemen koydum altına. Hop, oradan bir Kara Asat ve base'ini bozduk. Hem de Typh almış olduk. Gerçekten çok güzel. Deli gibi Typh kasıyorum. Tekrar base atıyor. Ama şu an için cooldown'um yeterli değil. Mesela o base'ini bozdu şimdi abi. Normalde bozmasa atabilirdi. Şu an için cooldown'um yeterli değil. Ama tekrar base atmaya kalktığımda bir kez daha bozacağım. O lane'i o şekilde bırakmak istemedi Renekton. Bot'a da bakalım. Belki bot lane için daha iyidir. Oo, kafamıza bir W koyalım kendimizi korumak için. Tamam, çok iyi. Çok güzel.
Nice range Swain diyor. Görüyor musunuz? Tilt oldu. Bayağı iyi abi. Splash mı attı? Yanmış mı gördüm? Bak mesela bot lane'de hareketlilik var. Şunu hemen bota koyuyorum. Base atarken abi hem Typhoon'u aldım hem de Miss Fortune'a orada yardım ettik. Belki o kill'i alabilecek. Abi gerçekten muazzam bir şey ya. Oğlum çok güçlü ya. Yemin ederim bak oynadığım için demiyorum. Main'im olduğu için falan demiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş bu. Acayip zevkli, acayip eğlenceli. Böyle bir range yok. Böyle bir range yok. Şu an W'muzu fullledik. 350 vuruyor. Luden'den gelen etkiyle 450 vuruyor. Üstüne bir de kara hasat gelirse abi kara hasatla da 550 vuruyor. Şu an için cooldown 13 saniye. Dakika 10 ve daha bu. İlerleyen dakikalarda hem damage artacak hem de cooldown'ını düşüreceğim ben bunun. Daha da eğlenceli olacak. Tapta bir hareketlilik var. Şöyle hemen kafasına bırakayım. Çok güzel damage. Ama ben orada orayı izlerken ölmüş olabilirim belki. Şöyle bir E bıraksam. Bak hem bak sağdan soldan sürekli Typh geliyor görüyor musun? Bozduk. Oyunu bozduk. Bu ne istiyor benden ya? Gerçekten bu ne istiyor? Öldüm. Aha bu sefer ultisi yok. İşte bu be. İşte bu. Diğer tarafta da Lilia Yasuo'yu kesti. Yasuo da kaçamadı. Çok güzel abi. Bir de şöyle bir dipnot geçeyim. Bu Sivayne'e ne kadar çok AP kasarsanız. İşte bu be. Kara hasatlar Typh'lar havada uçuşuyor. Oğlum bu ne? Onunu satayım. Oha. Gelen Typh'lara bak. Şaka yapıyorsun Riot. Sen oyunu bozmuşsun ya. Abi hemen base'imi atıyorum. Şimdi şöyle bir şey var abi. Onu diyordum. Sivayne AP kastığınız zaman manyak bir şekilde can yenileme özelliğine sahip oluyor. Mesela saniyede 200 can emecek full build'e geldiğimizde. 5 birimden düşününce saniyede 1000 can çekecek abi. Rakip şampiyonlardan ki minyonlardan falan da çekiyor. Yani eski Sivayne'e benziyor bu build'imizle oynarken. Çok fazla can yenilemesine sahip. O yüzden bence bu build çok tatlı olacak. Bunu da tavsiye ederim. CDR kasmamızın bir diğer olayı da pasifimizin cooldown'ı 5 saniyeye kadar düşecek. 45 CDR'ın önemi. Normalde 5 saniyeye kadar düşmüyordu bu ama bu şekilde düşecek. Tamam. Çok güzel red buff'um vardı. Bu arada Rek'Sai ile bu ikisi pire galiba ya. Ha, tam anlamadım ama yani Rek'Sai benden çıkmıyor. Arkama bir E. Hop giderken de RQ. Yat oğlum hemen tapa bota bakalım abi. Bak sürekli bir şeyler yapacaksın. Sürekli sağ solu keseceksin. Bak MF şeyi yedi, MF şeyi. MF'ten slow yedi, direkt koydum. Yani canı full olsun falan hiç önemi yok. Ben canını bayağı bir düşürdüm onun. Belki keserler. Kesemeseler bile ben şimdi gidip kesmeye çalışacağım. Tekrardan şey yedi, bunu atayım bu sefer. Güzel, ondan kara sattı aldım. Güzel, bundan da aldım. Abi çok güzel, bayağı iyi. Şu an mid lane farkını koyuyoruz gerçekten. Ve bu birçok oynadığım maçta böyle oluyor arkadaşlar. Mid lane'den her yere W atıp takımım arkadaşlarımı öne geçiriyorum. Ayrıyeten onları öne geçirmekle kalmıyorum. Bakın dakika 13'te 16 kara hasat, 44 Typh. Kendim deli gibi kasıyorum. Hani asırlık kasmayacağız belki buna ama belki de kasarız şimdi bilmiyorum. Şöyle de bir durum var ki bu kadar Typh kastığımız için çok rahat bir şekilde tanklayabileceğiz. Canımız falan çok fazla olacak. Aa, ben geriye düşer diye oraya attım. Ama şu an W'm 11 saniye. Ben ona tekrardan oynayabilirim. Aatrox güzel oynadı oraya harbiden. Base atmayacak değil mi o? Oy! Şöyle bir gülücük atalım. Bak 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 çıldırıyor şu an. Herhalde Argo kullandı. Bir ulti açıp savaşalım mı ya Yasuo'ya karşı derken adam öldü bile. Abi savaşacak bir şey kalmadı adam tek yedi yani. O da yeni gelen skin'i denemeye girmiş sanırım. BB'de bu hesabımı ekleyebilirsiniz bu arada. Ben tek başıma oynuyorum sürekli. Birlikte girebiliriz abi. Güzel olur benim için de. Abi Rek'Sai'ye çarpmamış olabilir ama yanında Vadi vardı. Vadi'den Luden sekti. Rek'Sai öldü ve Kara Hasat gelmiş oldu. Rek'Sai ölmese bile Kara Hasat gelecekti bu arada. Canı azdı. Mesela atıyorum çok az canlı biri var bot lane'de.
Sen milyonları atıyorsun. Milyonlardan o rakibe sekiyor ve Luden'in patlamasından dolayı sana kara hasat geliyor. Ayrıyetten bu şekilde kill de alabiliyorsun. Bu çok güzel ya. Şu an Leandre gideceğim. 45 CDR'dan önce. Şimdi bir tane daha CDR alacağım da. Önce bir Leandre alayım diyorum. Çünkü base'lerini falan bozacağım sürekli. Abi size şunun garantisini verebilirim ki birçok maçınızda Typhoon'uz dakikanın 3 katı, kara hasatınız da dakikayla aynı gidecek. Bunu yapması da çok eğlenceli ve kolay yani. Gerçekten çok tatlı olmuş. Top lane'e koydum. Güzel bir can aldık orada. Hemen kendi koridorumuza geri dönelim. Ben ulti açıp burada savaşsam kim ne yapabilir? Hadi birazcık trolleyelim. Orada hepsini kestim galiba. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Çok güçlü be. Abi umarım rakip takımdan sur gelmez. Sur atmazlarsa burada bu build ile 1v5 atmayı göstereceğim size. W bıraktım. Yakındı. Birine çarpsaydı bile diğerini kesme ihtimalim yüksekti abi orada. Mesela şu an bakın 45 CDR yaptım. Q'muz 1.65. Pasifimiz 6 gösteriyor ama bu birazdan 5 olacak. Bunda bir bug var. Normalde 5 saniye 5.5 saniye oluyor. W 9.9 oluyor en fazla. E'miz 5.5. Ultimiz ise 60 saniyenin altına düştü gördüğünüz gibi. Bu baya tatlı oldu. Yani 1.5 saniyede bir Q ile şöyle damage bırakabiliyorsunuz karşınızdaki oyuncuya. Şöyle de göstereyim. Daha 268 AP ile 1.5 saniyede 581 vuruyoruz dipten Q ile. W'muzun hasarı 440. E'mizin hasarı da şu şekilde bir 300'lere yakın falan yani. Ve daha bu çok erken dakika 19'da. Bu ileriki dakikalarda W'nun damage'i 1000'lere, Q'nun damage'i 1000'lere çıkıyor. Q'yu 1.65'e kadar düşürdük abi. Bu çok zevkli ya. Sürekli Q, sürekli W atabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir base'lerine W atmak istiyorum. Belki AFK kalan vardır. Yo, base'de kimse yok. Aa, karşıdan sur geldi. Tam roket kemeri falan alacaktım. Leandre Rabadon'a gidiyorduk derken ah be, olmadı bu abi. Yapacak bir şey yok abi. Maçların çoğu böyle geçiyor. Sağa sola sürekli böyle yardım ettiğim zaman direkt bitiyor maçlar. Takım arkadaşlarımız mesela bot lane kaybediyordu. Attığımız W'yla bot lane'i falan öne geçirdik. Baya keyifli abi gerçekten oynaması. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.